Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde yatay ve düşey güzergah oluşturmayı göreceğiz. Şimdi Inroads'ta bir yüzey import ederken şuradan File, Import, Surface tıklamıştık. Eğer ekrandan bir geometri import etmek istiyorsak Import, Geometri seçeneğini tıklayacağız. Şimdi buradan bunu biz kullanmayacağız ama sadece göstermek istedim. Hani ekrandan ya da dış ortamdan da geometri import edebiliyoruz. Ancak biz bunu elimizde kendimiz geometri araçlarını çizerek kullanacağız. Şimdi şöyle hani şurayı biraz genişleteyim. Şimdi biz Surface'i dosyamızı şu alta tıklayarak seçiyorduk vesaire oluşturuyorduk. Üste de yüzey oluşturma araçları vardı. Hepsi için aynı hiyerarşi geçerli. Geometriye tıklayacağım. Önce burada bir dosya oluşturacağım şu altta. Ondan sonra geometri araçlarını da şu üstten kullanarak geometrimi oluşturacağım. Şöyle şu default her defasında program açıldığı zaman default gelir. Bunu kapatacağım. Close diyelim. Tamam diyelim. Default gitti. Ayrıca şunu da göstereyim. Bakın hala eğitim xyen dosyamız var. Programa başladığımız zaman otomatik olarak ben ilk derste bunu anlatmıştım. Şurada Project Default'ta eğitim projelendirmenin altında ben bunu nereden okuyacağını programa söylemiştim. Her yeni program açışınızda bunu okuyacak artık. Eğer ki bunu okumasını istiyorsanız şuradan None dersiniz. Her defasında bu kez Default olarak açar XYN dosyasını. Bunun haricinde bunu kapatıp yeniden başka bir dosya oluşturup açtığınız zaman yine bu XYN'i açacak. O güzel bir özellik. Her defasında açmamıza gerek kalmıyor bu sayede. Şimdi geometri dosyasına tıklayalım. Geometry Project New diyelim. Yeni bir geometri projesi oluşturalım. Bunun adına ne diyelim? G1 diyelim. Diğer projelerde de böyle demiştik. G1 Apply diyelim. Daha sonra bunun altına aynı yerde bir yatay tanımlayacağız. G1 yatay diyelim. Apply diyelim. Bir de düşey tanımlayacağız. Vertical'a geliyoruz. G1 düşey diyelim. Buna da apply diyelim. Ondan sonra close diyelim. Şimdi bakın G1 benim geometri projem. Bunun altına baktığımız zaman bir yatay var. Yatayın altında düşey var. Zaten düşey profil yataya göre oluşturulduğu için program otomatik olarak düşey dosyasını yatayın altına oluşturuyor. G1 yatay, G1 düşey. Şimdi bunu oluşturduktan sonra şöyle unutmamak için başlangıçta bir kaydedelim. Save diyelim. Bakın otomatikmen ALG dosyamın içine beni yönlendirdi. Şuradan direkt G1 ALG diyelim. Bir daha elle yazmıyorum. Şu altta seçtiğim zaman geliyor. Kaydet dedim. Bakın burada oluştu. Artık kapatabilirim. Yatay ve düşey geometriyi oluşturduktan sonra otomatik olarak yine save dediğim zaman bu dosyanın içine kaydedecek. Şimdi şöyle şu menüyü bir düzenleyelim. Şuraya ben Weave geometri araçlarımı açmıştım. Weave Surface araçlarımı. Bir Weave Surface'i kapatıyorum ben. Onun yerine bir Weave geometriyi açıyorum. Ondan sonra Vertical Curve Set'i açıyorum. Hemen üstte. Şurada da Horizontal Curve Set var. Bunu da açıyorum. Close diyorum. Siz de aynılarını açın. Yani şurada boş bir yere tıklayıp sağ klik yapıp Customize dediğiniz zaman View Geometry, Vertical Curve Set ve Horizontal Curve Set. Bunların tiklerini işaretleyip Close diyelim. Şunu da kapatalım. Şu Lux'a bir kez daha tıkladığınız zaman kapatıyor. Onu bir kez göstermek için açmıştım. Şimdi buradan daha pratik olarak kullanacağız ama şurada bir göstereyim. Bizim şu geometriyle ilgili değiştirme araçlarımız var ama burayı çok kullanmıyoruz. Bizim olayımız Weave geometri. Şimdi bir şeyi görmek istediğimiz zaman biz Weave'i kullanıyoruz. Weave geometriyi. Yeni bir şey oluşturmak istediğimiz zamansa şu alttaki sekmeleri kullanıyoruz. Yani şu Weave üzerinde yapacağımız, şu tıklayacağımız hiçbir şey bizim projemizi değiştirmeyecek. Yani şu ALG dosyamızın içini değiştirmeyecek. ALG dosyamın içini şurada horizontal yani yatay ve düşey güzergah çizdiğim zaman
Bunlar değiştirecek. Otomatik olarak da içine save deyip kaydedeceğiz. Zaten iki tane düşey ve yatay oluşturma aracı var. Bir şu gösterdiklerim, bir de element olarak yazanlar var. Bunları ben göstermeyeceğim ama inceleyebilirsiniz. Şöyle üzerine tıklayıp, çizip, deneme yanılmayla bunları da öğrenebilirsiniz ama en çok sık kullanılanını ben size anlatacağım. Şimdi horizontal curve set var. Burada öncelikle PI araçlarım var. PI araçlarıyla ben güzergah çizebiliyorum. Çizdiğim güzergaha yeni bir soma ekleyebilirim. Bunu hareket ettirebilirim, silebilirim. Hani fark ettiyseniz diğer programlarla da hemen hemen aynı çalışıyor. Civil 3D'de de bu benzer şekilde vardı. Sonra curve tanımlamak için iki tane ayrı benim aracım olacak. Burada curve için özel hız ve curve boyu hesap parametrelerim var. Bunları göstereceğim. Table Editor'den de özel olarak tıpkı NetCAD'deki gibi tıklayıp her bir kurbuma yarıçap atayabileceğim vesaire. Bunları böyle inceleyeceğiz. Daha sonra aynı şeyler vertical'da da var, yatay olanda da var. Yine çizgi oluşturma, araya soma ekleme, hareket ettirme, silme vesaire burada da var. Yine düşey kurb hesapları ve bu hesapları bir tablo üzerine görme seçeneğimiz de burada var. Yani buradan bir tanıtım olarak yapayım. Şimdi birazdan şu aşağıdaki setleri kullanarak daha detaylı bunları inceleyeceğiz. Şurada Viv geometrinin içerisinde biri profili, şöyle göstereyim. Vertical olan boy kesiti günceller şu Viv geometrinin içinde. Şu horizontal olan da şu plan üzerine çizeceğim güzergahı güncelleyecek. Şurada bunları kullandıkça daha da göreceğiz. İşte boy kesitin üzerine etiketlerini yapıştırmadır. Şu stationing'den kilometrajı falan yazdıracağız. Bunları kullandıkça göreceğiz. İlk olarak şeyle başlayalım. Yatay güzergah çizimiyle başlayalım. Şimdi ben şu en üstte view geometri araçlarını yerleştirdim. Hemen onun altında boy kesitte çizim araçlarım var. Şu en alttaki de horizontal yatay güzergah oluşturma araçlarım var. Zaten şöyle üstüne gittiğiniz zaman, beklediğiniz zaman da şöyle üstünde etikette yazıyor. Ama şu alttan takip edin siz. O daha hızlı. Mesela at horizontal PI diyor. Şu hangisi olduğunu karıştırırsanız, hangisi horizontal, hangisi vertical diye karıştırırsanız bekleyin şöyle. Ya da hemen üstüne gidin. Bakın altta şurada yazıyor. Vertical PI, horizontal PI. Buradan da bulabilirsiniz. Şimdi horizontal PI'ye tıklıyorum şuna. Buna tıkladım. Şimdi komutta ilk zaten noktayı seçin diyor. Burada normal çizgi çizer gibi oluşturacağız. Şuradan ben başlamak istiyorum. Şöyle geldim. Şuraya şöyle bir geleyim. Buradan da buraya geleyim. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Evet, biraz yarma dolgular çok çıkacak burada ama yapacak bir şey yok. Şimdi en son noktada ben bitirmek istiyorsam sağ tuşa iki kez basmam yeterli. Bir kez bastığınız zaman olmaz, iki kez basmanız lazım. Şimdi bunun ucunu böyle bıraktım. Eğer ki kaldığım yerden devam etmek istiyorsam yine aynı komuta tıklayıp buraya geldiğim zaman kaldığım yerden devam eder. Çıkmak için iki kez sağ tuşa basmamız yeterli. Şu an benim yatay güzergahım oluştu. Ben bunu siliyorum, tamam mı? Şöyle ekrandan siliyorum. Bakın sildi. Şu an ben bunu dosyamın içinden silmiş olduğumu? Hayır. Ekrandaki her şey görüntüden ibarettir arkadaşlar. Şuraya gelip Display Active Horizontal Alignment diyor. Buna tıkladığım zaman çizdiğim benim alimanım tekrar ekrana geldi. Bunu ben dosyanın içine tanımladım. Hani gelip de şuradan şu çizginin ucuna şöyle bir çizgi eklerseniz bu ne olmaz? Aliman olarak tanımlanmaz. Onu da söyleyelim. Zaten diğer programlardan sonra en son MacroStation'a bakmışsanız artık bu mantığı da oturtmuşsunuzdur. Şimdi bu yatay güzergahı oluşturduk. Bunun üzerine birazdan kurplarımızı tanımlayacağız ama şunlara biraz bakalım mı? Insert PI diyor. Buna tıkladığım zaman şöyle herhangi bir yere yeniden bir PI ekler. Şimdi tıkladım. Buna iki kez sol klik yapmam lazım ki, mesela buraya tıkladım. Bir daha tıklamam lazım ki bu
işlem olsun. Çünkü sağ klik yaptığım zaman geri dönüyor. Aslında bu göstermek için de ya da hani bizim kendi çalışmalarımız için de güzel bir şey. İki kez sağ klik yapmadıktan sonra o yerine gitmiyor. Move Horizontal PI diyor. Şimdi Move sekmesine tıkladıktan sonra var olan şu Horizontal PI'larımı da hareket ettirebiliyorum. Diyelim bunu hareket ettirdim, şuraya koydum. Tekrar bir kez daha sol klik yapmazsam ve sağ klik yaparsam bu geri döner. Onu da söyleyeyim. Hani yerini değiştirmek istiyorsunuz ya. Move dedim. Buna tıkladım. Ben bunu birazcık aşağı kaydırayım istiyorum. Bir kez tıkladım. Yerine koydum ya. Bir kez daha sol klik yapacağım ki bu artık daha kaymasın yerinden. Hani o iki kez sol, iki kez sağ mantığını unutmayalım. Çünkü komuttan çıkmak için de iki kez sağ tuşa basmak gerekiyor. Dilersek PI noktalarımız yani SOME noktalarımızı silebiliriz. Bunun aynısı vertical için yani yatay güzergah oluştururken, düşey güzergah oluştururken boy kesit üzerinde kullanacağımız menü de hemen hemen aynısı. Burada horizontal PI, burada da vertical PI. Birbirinin hemen hemen aynı komutları. O yüzden bunları şimdi anladıysanız boy kesit üzerine çalışırken de bunları rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi burada söyleyeceğim iki tane önemli şey var. Biri şu define a horizontal curve diyor. Bir de table editor var. Şimdi table editor'e tıkladığınız zaman Netcat'teki güzergah editörüne benziyor bu biraz daha. Burada her bir SOME noktası için spiral, giriş spirali, çıkış spirali ya da yarıçap tanımlayabiliriz. Yani buradan 200, 200, 200 yazarak yarıçaplarımızı girebiliriz ya da istediğimiz herhangi bir yarıçap değerini yazabiliriz. Ya da hesap yapabiliriz. Bu standart olanı ve kolay olanı ama şu daha böyle profesyonel olanı. Bu gerçekten diğer programlarda ben buna rastlamadım. Bu Inroads'un çok güzel bir özelliği. Şimdi şunu tekrar açalım. Şurada beşincisi Define Curve ya da şurada Horizontal Curve sette Define Curve yazıyor. Aynı yere buradan da gidebilirsiniz oradan da. Şimdi Define Curve yazıyor. Hatta söylemişken şuradan da söyleyeyim. Şu üst sekmelerden de gidebiliyorsunuz. Horizontal Curve Set Define Curve. Ama burayı kullanmıyoruz. En başta bunu söylemiştim. Burası çok zaman alıcı. Şurada hemen pratik bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Şimdi burada Define Horizontal Curve Set diyor. Şöyle next deyip gruplarım arasında ben dolaşabilirim. Şimdi şu ilk grubumun üzerindeyim. Ben buraya ne kadarlık bir kurp yarıçapı atasam diye düşünüyorum. Bunu düşünmek yerine hesaplayabiliriz. Yani düşünmemize yardımcı olacak şurada calculator'larımız var. Şimdi bunları bir tanıyalım. Rate calculator super elevation yani dever için kullanılır. Şu an bunu kullanmayacağız. Dever en son anlatacağım. Cancel diyelim. Şurada curve calculator var. Bunu da kullanmayacağız ama bu da daire uzunluğu vesaire o tarz şeyler hesaplamaya yarıyor. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Zaten Inroads bunu hallediyor. Ama bunu da koymuşlar. Güzel. Biz Design Calculator'ı kullanacağız. Şöyle ki mesela ben bir yarıçap değeri hesaplamak istiyorum. Diyelim ki burada 120 ile ben gitmek istiyorum. Saatte 120 kilometreyle gitsinler. Burada mesela 120 iken koymam gereken minimum kurp yarıçapı 630 metreymiş. Bu 120'yi güvenli bir şekilde geçebilmek için. 80 için en az 300 metrelik bir kurp koymam lazımmış. 50 için 100'lük kurp yetermiş. Şimdi ben diyorum ki düz 200'lük atmayı planlıyordum. Acaba ne kadarlık bir hıza imkan verir? Şurada compute radius diyor. Yani yarıçap hesapla, hızdan yarıçap hesapla demek bu. Burada compute speed diyelim. Speed dediğimiz zaman mesela ben 200'lük yarıçap için ne kadarlık bir hıza izin verebilirmişim? 67'ye. Yani 50 tabelasını koyup 200'lük bir kurp yaptığım zaman fazla güvenli bir kurp olacak demek oluyor bu. Zaten bu arazi de, bu seçtiğim arazi de gayet engebeli bir arazi olduğu için hani buna da pek yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim. Buradan bunu hesapladık. O zaman ben buna ne diyorum? Mesela 250 olsaydı ne kadarlık bir hıza imkan veriyordu? 75'lik. Yani ben buna 250'lik bir kurp koyup hızına saatte 60 tabelası koyabilirim.
O da olur. Buna ben 200'lük atayacağım. Şuraya geliyorum. 200 diyorum. Şu alttaki seçenekleri birazdan göstereceğim. 200 dedim. Şimdi next diyorum, tamam mı? Bir sonraki grupa geçtik. Ancak bu hatalı bir işlem. Böyle yapıp niye olmadı diye hani saçınızı sakalınızı yolabilirsiniz. Bu programlar biraz öyledir. Ufak bir detayı bilmezseniz sizi çıldırtırlar. Çünkü geri gelirsiniz. Hani ilk öğrendiğim zamanlar yalan yok. Ben de aynı şekilde zorlandığım noktalar oluyordu. Hani niye olmuyor diye çok soruyorsunuz, cevap bulamıyorsunuz. 200'ü yazdık ya buna yarıçap olarak. Apply'a basacaksınız. Bu programda Apply'a basmazsanız hiçbir şey olmaz. Apply'a sürekli basmanız lazım. İkincisine geldim. Bir hesap yapalım bakalım. Burada ben yine 250'lik kurp koyarsam maksimum 75'lik bir hıza izin vermem gerekiyor. 200'lük koyarsam da 67'lik bir maksimum burada hız limitim olacak benim. Yine buraya da bir 200'lük koyalım. Evet, şurada zaten 200 duruyor. Apply diyeyim. Evet, burada 200 oldu. Next diyeyim. Farkında mısınız? Şu Design Calculator'da ben 200 olarak hesaplıyorum ya şunları. Okey dediğim zaman burayı otomatikmen burada yaptığım hesabın sonucunu döküyor zaten. Bir daha 200 yazmanıza gerek kalmıyor. Buraya da 200 olsun. Next diyeyim. Burada son bir kurbum daha var benim. Bakalım bunu da Calculator'dan inceleyelim. Zaten değişmeyeceği malum değil mi? Yani hıza göre yarıçap. Bunlar formülden hesaplanıyor. Ben yine bir 200'lük kurp buraya koyayım. Ve apply diyeyim. Şimdi mesela şuraya gelelim. Ben bu kurbun birazcık daha şöyle içeriden geçmesini mi istiyorum? Bu kurba ben yarıçap değeri atadım. 200 değil mi? Hani tıpkı move etmek gibi ama daha farklı bir yöntem. Burada direkt benim table'ım içinde ben bunu halledebiliyorum. Point on curve diyorum. Tamam, bunu dedikten sonra şuradaki ekrandan seçme düğmesine tıklıyorum. Diyorum ki benim bu şu kurbum biraz da şöyle içeride olsun. Evet, yanlış kurb seçiliyken bunu yaptığım için bu radius'ta kalsın da apply demedim. Gerçi bir şey olmaz. Evet, ilgili kurba gitmem lazım. Şuna tıklıyorum. Şu kurp biraz da şöyle içeride olsun. Apply dediğim zaman bak biraz daha kurbu içeri attı. Gördünüz mü? Yani kurbun boyunu büyütüp küçültmek için hani move de edebilirsiniz ama bu da yine güzel bir yöntem. Şunu tıklıyorum. Şimdi biraz daha içeri gelince şurada beğenmedim. Burada sanki sıkıntı olduğu gibi. Biraz daha şöyle dışa doğru olsun. Apply diyeyim bakayım ne yapacak. Evet, biraz daha küçülttü kurbun yarıçapını. Şuradan biraz daha dik gitti. Zaten şurada baktığınız zaman yükseklik artıyor değil mi? 5, 10, 15, 20. Zaten burası şu V harflerinden de anladığınız gibi bir sırt, yamaç sırtı ya da burun da diyebiliriz buna. Şimdi bu direkt sırttan gittiğimiz için şurada bir büyük miktarda kazı hacmi çıkacak. Aynı şekilde şurada 110'du. 115, 120, 125'e gidiyor ve tekrar düşüyor. Çok fazla miktarda yükseklik artışı ve azalışı var. Yapacak bir şey yok ona. 115, 120, 125, 130, 135, 140. Şurada beşer beşer artıyor. Çok kısa mesafelerde arttığı için boy kesitte bunlar inanılmaz değerler olarak karşımıza gelecek. Yani çok absürt bir boy kesit çıkabilir. Bir bakalım, boy kesite gelince zaten onu inceleyeceğiz. Yani bu şekilde kurplarımızın uzunluklarıyla vesaire oynayabiliyoruz. Şu ikisini çok göstermeyeceğim. Bunlar çok kullanılmıyor. Ben daha çok şunları tercih ediyorum. Şu noktaya tıkladığınız zaman, gerçi geri gelelim. Hangisi için yapalım bu kez? Mesela şunun için yapıyorum. Ben diyorum ki şu kurbun biraz daha yukarıdan geçsin. Bir daha bunu kurp yarıçapıyla oynayarak yapmaya kalkarsam çok uzun olur bu. Şöyle ekrandan seçiyorum. Biraz yukarıyı seçtim tabii. Apply dediğim zaman olmadı. Şöyle bir daha tıklayayım. Apply dediğim zaman bakın biraz daha şey oldu. Demek çok yukarıdan seçtiğim için o kadar yapmadı. Şöyle tekrar ekrandan seçeyim. Birazcık daha burada kurbun büyük olması iyi olur. Apply diyeyim. Tekrar eski haline geldi. Bakın yarıçap kısmı kapalı. Otomatik oluşturuyor. Ben şunu tekrar 200'e ayarlayayım. Apply diyeyim. 200 güzeldi. Close diyebilirim bu ayarlamaları yaptıktan sonra.
Aynı şekilde şeyi de göstereceğim size şimdi. Burada bizim table editörümüz var. Buna tıkladığınız zaman mesela şu hangisiymiş, şuymuş. Bu 200'dü muhtemelen, bunu 175'e düşürmüşüm. Şuradan 200 deyip bunu da otomatik olarak değiştirebilirim. Burada apply yok yalnız. Direkt yazıyorsunuz, değişiyor. Ya da mesela şuradakine bir spiral ekleyebilirim. Mesela girişinde 50 metre, çıkışında da 50 metre olan bir spiral buna ekleyebilirim. Close diyelim. Bakın spiralleri de yeşil renkle gösteriyor. Buna da girişine ve çıkışına spiral eklemiş oldum. Hani hepsini ekleyebilirsiniz. Ben genelde böyle engebeli arazilerde, hani geometrik standartları düşük olan yerlerde spiral eklemiyorum. Spiral yol konforu içindir. Hani mantığına uymuyorsa zaten kullanmaya gerek yok. Burada yol konforundan çok yol güvenliği önemli bence. Araçlar savrulmasın yeterli. Şimdi bunu da yaptıktan sonra buradaki editörleri de gösterdim. Şöyle design criteria diye bir yer var. Bunları kullanmayacağız. Buna close diyelim. Zaten biz şurada calculate, design calculate'de belli bir hıza göre yaptığımız için kendimize emin bir şekilde yolu yaptık. Şimdi bunu oluşturduktan sonra bakalım arazimizin yüzeyi nasıl değişiyormuş. Yani profil bastıralım. Burada evaluation diyelim. Profil, create profil diyelim. Tekrar yolunu gösteriyorum. Bu geometrinin altında aramayın. Şurada evaluation var, yükseklik. Buna tıklayın. Profil, create profil. Şimdi buna biraz bakalım. Genel ayarda şurada hangi güzergah için yapacağını soruyor. G1 yatayım için ben bir düşey tanımlayacağım. Şimdi yataya göre tanımladığı için, mesela benim şurada yatayımın altında bir düşeyim vardı. Direkt bu düşeyin içine aktaracak benim şu anki profil bilgilerimi. Şimdi burada boy kesti sağdan sola, soldan sağa yapabiliyoruz. Yani standardı soldan sağa. Source da burada hani boy kesti oluştururken ne kullanacağını soruyor bize. Grafikten bir aliman da olabilir. Böyle ekrana çizeceğin belli bir çizgiler dizisi de olabilir vesaire. Hani ara sıra kullandığımı hatırlıyorum ama biz genelde hani yol yapımında tabii ki de buraya güzergah gireriz. Yani alimandan bunu yap deriz. Şöyle devam ediyorum. Şu kontrolsün altında eğer ki dilersek kilometre aralığı girebiliriz. Hani hangi kilometreler arasında boy kestimizi çizsin diye kilometre aralığı girebiliriz. Şu yükseklik aralığını da kendimiz belirleyebiliriz, girebiliriz. Buna da bir sınır çizebiliriz. Şurada access ve grid dediğimiz iki seçenek var. Şu access'ten bahsedelim. Boy kesitte hani sağına ve soluna grafikler oluşturuyor ya. Neyse, bastırınca daha net görürüz. Şöyle bir tane bastıralım. Ve ben size şöyle bir şey vereceğim. Hani XN dosyasının içinde tutulan kendi stilim var. Şuraya tıklayın. Preferences. Profil. Daha doğrusu ben de bu XY'nin içinden bunu aldım. Kendim oluşturmadım. Çift tıklasanız da olur. Loop deseniz de olur. Close diyelim. Apply diyelim. Şöyle bastıralım. Şimdi bizim boy kestimiz oluştu. Hani burada access dediği şu yandaki şey. Mesela sembolojisine girdiğimiz zaman şu mor olan bunun rengi. Hani şu renklerini değiştirebilirsiniz. Şu çizgilerin kalınlıklarını vesaire değiştirebilirsiniz. Bu işe yarar bu access. Aynı şekilde bunu şu alta da bir tane koyabilirsiniz. Ama yani bunu altına bu kilometre yazılarını vesaire, onları sonra ben koyacağım, göstereceğim. Buradan değilim. Yani buradan da yine sembolojiyi değiştirebilirsiniz. Yani bunların yerlerini gösteriyorum. Bunlarla oynayarak hani kafanızda bir tasarım falan varsa buralardan yapabilirsiniz. Aynı şekilde şu gridleri de belki değiştirmek istersiniz. Hani bunların aralığını açabilirsiniz, daraltabilirsiniz vesaire. Bunlar üzerinde bir tasarım deneyebilirsiniz. Şuradaki clip grids diyor. Bunu da son olarak göstereyim. Bunları da şöyle tıklayayım. Çünkü çizdirmeden anlamamız çok zor bunu. Bakın. Clip demek araziyle buluştuğu yerde bunu kes anlamına geliyordu. O yüzden şu major ve minor tıklı yapalım. Şunları seçelim. Tekrar silelim. Apply diyelim. Tekrar şunu ekrana güzel bir yere bastıralım. Şimdi boy kestimizi oluşturduk. Demin de dediğim gibi güzel bir şekilde geliyordu. Biraz yükseklik kaybı yaşadık ve birden yüksekliğimiz şiddetli şekilde arttı. Yani bunu belki daha optimize şekilde de yapabilirdik ama biraz da şuradan geçirseydik
Belki daha güzel bir boy kesit çıkardı. Sorun değil. Yolumuzu şurada bir yerde de bırakabiliriz. Yani güzergah boyunca profil çizmeye edebiliriz. Yani ya da şurayı silelim. Mesela şurayı silelim bakalım ne olacak. Şimdi bunu close diyelim. Şu horizontal elementten şuradan delete diyelim. Şunu silelim. Şu kurbu da silelim. Kurt da çünkü çok fazla yükseklik farkına sebep oluyordu. Move diyelim. Evet, şunu da silelim. Bunu demin silmiştik, tekrar geri geldi. Bunu da silelim. Buradan move diyelim. Ha, sildik. Sildikten sonra bir kez daha sol tuşa basmayı unuttuğumuz için tekrardan okup geri geliyordu. Şimdi gelmemesi gerekiyor. Evet, şimdi serbest olarak çalışabiliyoruz. En azından şöyle bir şey yaparsak belki boy kestiğimizin, evet, iki kez tıklayacağız. Tekrar başımıza geliyor aynı şey. Şimdi diğer programlarda sürekli oynayınca iki kez basma mantığını unutuyorsunuz otomatik olarak. İki kez bastığınız zaman bakın oluştu. Şimdi güzergahım güncellendiği için şuradan tekrar Evaluation Profil, hani şu dinamik olarak çalışmaz. En son versiyonunda bunu yaptılar ama SS2'de bu yok. Burada dinamik olarak yaptığım değişikliklerle şu ekrandaki şu görüntü dinamik olarak değişmez. Ama son versiyonlarında yaptılar onu. Evaluation Profil, Create Profil diyelim. Tekrar bir ekranı çizdirelim bakalım nasıl bir değişiklik olmuş. Evet. Bu daha insan evladına benzeyen bir şey oldu. Boy kesiti oldu. O yüzden şunu bir sileyim ben. Şimdi şu G1 yatay yazıyor ya. Hangi yataya ait olduğunu söylüyor profilin. O yazıyı ben biraz büyütmek istiyorum. Şimdi dinamik olmadığı için yeniden bir yere yazdırıp aşağıdakini silmem lazım. Yani küçük küçük yazı için. Ya da üzerine çift tıklayıp o anda da onu değiştirebilirdiniz. O da sıkıntı değil. Şu text diyor. Buna tıklayalım. Şunu 15 yapalım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Evet. Okey diyelim. Apply diyelim. Ve şuraya bastıralım. Evet, biraz daha büyük bastı. Close diyelim. Çünkü burada görünmüyordu pek. Şuradan bir tuşuna tıkladık. Ve boy kestiğimizi sildik. Şimdi boy kestiğimizi oluşturduk. Şu yeşille gördüğünüz güzergah boyunca arazimizin değişimi. Şimdi bunun mantığını daha önce de anlatmıştım size ama burada tekrar söylemek istiyorum. Şimdi biz arazi üzerine güzergah çiziyoruz ya, kırmızı hattımızın yani yolumuzun, gerçek yolumuzun x-y koordinatlarını zaten plan üzerinden belirliyoruz. Plan üzerinden biz kod değişimini ayarlayamayız. Şimdi burada zaten boy kesitte ben bir kırmızı hat çiziyorum ya, bu kırmızı hat zaten şu güzergahın kendisi. Ben bu güzergah x-y koordinatlarını burada tanımladım. Z kodu tanımlayamadığım için geliyorum. Bunu bir de profilde yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Benim şu an boy kesitte ve yatay güzergahta yaptığım tek şey şu benim yol orta ekseni hattımın x, y ve z koordinatlarını belirlemek. Öyle söyleyeyim. Şimdi de düşey güzergah oluşturma araçlarımızla bir tasarım yapalım. Şimdi yatayı anlamıştık. Biraz da düşeyde çalışalım. Şurada Dynamic Settings denilen bir şey var. Buna tıklayalım. Hatta şimdi söyleyelim. Hani yüksekliklerin benim küsuratlı olmasını istiyorsam ben şuna tıklarım. Şunu 1 metre yaparım. Hani yükekliklerim benim 1,5, 1,85 falan kalmasın. Ya 1 olsun ya 2 olsun. Hani sondaki küsuratı gridlere bölerek net bir şekilde ayarlamamızı sağlıyor bu. Station için de aynısını yapardım ama baş ve uç noktasına birleşmesini istediğim için bunu yapmayacağım station için. Buna apply diyorum, close diyorum. Sadece yükseklik için yaptım. Şimdi burada API diyelim şu en baştakine yine. Ctrl ve Shift'i aynı anda bastığınız zaman tıklamanız için nokta gelir. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ki kazıdığımla birlikte bir şeyleri doldurabileyim. Kazı dolgu dengeli olsun. Şöyle gideceğim. Şöyle gideceğim. Şöyle şurada Shift ve Ctrl'ü aynı anda basarak şuraya birleştireceğim. Sağ klik yaptım. Sağ klik yaptım. Çıktı. Şimdi bunu oluşturdum. İstersem yani şu araçlar aynı olduğu için tekrar aynı şeyleri de geçmek istemiyorum. Buna yeni bir PI noktası yani SOME noktası ekleyebilirsiniz. Yani şu someleri beğenmediyseniz, yanlış yere tıkladım diyorsanız üzerine tıklayıp yerini değiştirebilirsiniz. Ya da şu someyi silmek istiyorum, dümdüz gitsin diyebilirsiniz. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi define vertical curve diyor. Düşey kurplarımızı oluşturalım. Burada yine design calculator diyor. Speed'den oluştur. Yani hızdan oluştur diyor.
Buna ben bir 90 değerini girersem, yani saati 90'la gitmesi için minimum benim 70'lik bir kurp koymam lazımmış, düşey kurp. Yani ben zaten 100-150'lik falan kullanırım genelde. Şurada compute from leg diyor. Uzunluktan hesapla. Diyelim ki 150'lik koyacaksam ben, burada 135'e kadar hızlara izin verebiliyormuşuz. Ben genelde kurpları 150 ya da 200'lük koymayı tercih ederim. 200 için bakalım. 158'e kadar izin veriyormuş. Cancel diyelim. Buraya 200'lük bir kurp koyalım. Apply diyelim. Next diyelim. Buraya da ben 200'lük koyacağım. Apply dedim. Buna da 200'lük kurp koyup apply diyorum. Sonra close deyip kapatıyorum. İşte düşey güzergahımı da ben oluşturmuş oldum. Yani düşeyim de şu an tanımlanmış oldu. Şurada Define Curve'in yanında Table Editor var. Aynı şunun gibi. Yine buna tıklayıp da kurp uzunluklarımı değiştirebilirim. Bu yataydaki uzunluktur. Kurbun yataydaki uzunluğu. Şu tam orta noktasına göre sağ 100, sola 100 gider bu. Burada da doğrularımın eğimleri var. %1 eğim ya da %2 eğim. %1 eğim, %2 eğim. Hani eğim değerlerim güzel. Eğim değerlerimde bir sıkıntı yok. Bunu da yaptıktan sonra şu düşey kurbumuza isterseniz değerlerini yazdıralım. Hani üzerine bir şey yazdırmak istiyoruz ya, bu görüntüyle alakalı. Bunu view geometriden yapacağız. View geometri, buradan vertical annotation. Annotation dediğimiz bir şeyin etiketi demektir. Horizontal yatayın etiketi, vertical düşeyin etiketi demektir. Biz vertical'dan yapacağız. Şu alttan seçeyim, siz de görün. Şu üstüne durduğunuz zaman en aşağıda yazıyor zaten. Vertical annotation. Tıklayalım üstüne. Şurada preferences'e tıklayalım. Profili seçelim. Çift tıklayıp ya da load da diyebilirsiniz. Apply diyelim. Bakın zaten benim şu an hangisinin üzerine çizeceğini dikdörtgeni alıp bana gösteriyor. Bakın neler yazdı. Başlangıç kilometre kotunu yazdı. Eğimleri üzerine yazdı. Kurpların giriş çıkış kilometre kodlarını yazdı. Burada some noktalarını yazdı. Şimdi bunun yazılarını yazdırdık. Şimdi bir de istiyorum şu güzergahımızın üzerine kilometrelerini de yazdıralım. Hani bir şey yazdıracaksak, dediğim gibi yine view geometriye gidiyoruz. Burada stationing'e tıklayacağız. Stationing'den önce hangi yataya yazdırmak istediğimi giriyorum. Eğer ki belli kilometreler arası istiyorsak bunu da girebiliriz. Şimdi burada regular ve cardinal station yazıyor. Bunları biraz anlamamız lazım. Bunlar önemli. Ya cardinal station dediği kurpların giriş çıkışlarına özel olarak bilgi etiketi yazdırıyor. Aslında bunu da değiştirmeyeceğiz de şu regular station önemli. Bunu şimdi size anlatacağım ne olduğunu. Şimdi aslında bir apply diyelim, bakalım ne yazıyor onu bir görelim de. Ondan sonra değiştirince daha rahat anlarız. Şimdi bakın buraya ara kilometreleri 987 diye rakamla yazmış. Kilometrajın üstüne yazmamış. Şu spiralin girişine, çıkışına, şu kurbun başlangıcı vesaire özel kilometreleri atamış. Bu şekilde. Yani ben bu bana çok sade geliyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Şimdi şu rakamla yazdıklarının formatı şurada. Minor ve major. Yine küçük olana minor, büyük olana major diyoruz. Major olan şurada zaten yazıyor. Her 1000 metrede bir at yazıyor. Ben bunu düşüreceğim. Her 100 metrede bir atsın. Minor'lar için de her 25 metrede bir atsın. Bakın şurada eğer tiklerini kaldırırsam şu minor çalışmaz. Her 25 metrede bir atmaz. O yüzden şunların tiklerini koymak zorundayım. Eğer ki ben 10 metrede de atsın, böyle ama rakamla atsın falan, öyle o tarz bir şeyler de düşünürseniz şu tikleri işaretleyin. Şuraya metre aralığını girin ve şuradan da formatını girin. Hani formatı nasıl anlayacağız diyorsanız arkadaşlar, en kötü deneye yanıla. Zaten apply deyince otomatik değişiyor bunlar. Deneye yanına bunu bulabiliriz. Mesela şuradan da görebiliriz. Şöyle göstereyim. Var mı 1000 metre? Mesela kilometre atıyor değil mi? Şu format şu. İşte bir zayt 000. Şimdi aynısının benzerini buraya da yapalım. Bu formatı da değiştirdik. İstersek bunların renklerini de değiştirebiliriz. Her 100 metrede bir olan sarı renkte olsun. İstiyorsak şuradaki 3 noktaya tıklayalım.
Şöyle sağa doğru çekin. Şuradaki 3 noktaya tıklayın. Şunun formatını sarı yapın. OK deyin. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt Apply diyelim. Bakalım ne basacak. Bakın bu kez kilometreleri daha güzel bir şekilde bastırdı. Her 25 metrede bir kilometreleri attı. Evet, kurpların çıkışla giriş ve çıkışlarına özel olarak şöyle uzatıp yazmış. O da güzel. Evet, her 100 metrede bir yalnız şu rakamlar değil tikleri sarı yapmışız. Biz rakamları yapmak istiyorduk. Şimdi line semboloji çizgilerin sembolojisidir. Şu yazının sembolojisi için text sembolojiye gitmemiz gerekiyordu. Onu karıştırdık. Biz line sembolojiyi değiştirdik. Hani zaten iki şey var. Line semboloji dediğimiz çizgilerin obje özelliklerini düzenler. Text semboloji dediğimizde yazıların özelliklerini düzenler. Bak text semboloji geldi. Bunu şimdi sarı yapacağım. OK dedim. Apply dedim. Bak değişti. Sarı oldu. Her 100 metrede bir sarı görünsün. Ben de daha rahat bir inceleme yapabileyim istiyorum. Tabi başlangıç bitiş kilometrelerini de aynı şekilde sarı yapmış. Güzel. Yani bu şekilde kilometrelerimizi de yazdırdık. Kilometrelerimizi yazdırdıktan sonra şu profilin altına da bir şeyler yazdıralım değil mi? Boş kalmasın. Evaluation, profil, annotate, profil diyelim. Şimdi burada preferences var. Buradan profil yazıya tıklayalım mesela. Bir bakalım ne çıkacak. Şuradan close diyelim. Apply diyelim. Şöyle bir şey yazdırdı bize. Yatay geometri noktalarım. Evet, güzel, bir sorun yok. Şurada niye böyle yazdı sizce? Spiral var değil mi? Bakın şöyle dik gelmedi. Yani bu gerçekte de dik değil ama şu şekilde göstermedi. Spiral olan yerleri şu şekilde gösteriyor ve spiral bilgilerini de yazmış. Bu benim yatay geometrim. Düşey geometriyi nasıl yazıyor? Önce normal doğrular için uzunluk ve eğim değerlerini şöyle üstüne yazıyor. Kurp yarı çaplarını falan yazıyor. Uzunluk ve eğim değerleri. Evet, şunu nasıl yaptıysak düz olarak çekmişiz. Şunu %0 eğimli diyor. Belki virgülden sonra çok çok ileride değişiyordur rakam olarak. Evet, burada yine 200'lük bir kurbumuz var. Şurada bu gösterdiği ne? Yanlış mı çizdi sizce? Hayır, şuradaki düz olanı bu aşağıda gösterdi. Evet, şurada kırmızı kodları kırmızı olarak yazmış. Siyah kodları beyazla göstermiş. Kilometreleri de her 10 metrede bir yazmış. Evet, hepsini aslında her 10 metrede bir yazmış. Bu sorun değil, yazsın. Şunların gridlerin aralıklarına göre yazmış onları. Evet. Boy kestimiz de bu şekilde oluşmuş oldu. Yani gayet güzel bir boy kesti oldu. Bunu direkt çıktı alıp hani istediğiniz zaman işte kullanabilirsiniz. Bu da güzel oldu. Fena olmadı. Şimdi şöyle bir şey de son olarak size göstermek istiyorum. Şu view geometrinin altında options var. Buna tıkladığınız zaman hangi şeylerin dinamik olarak değişmesini istiyorsanız onları tıklayabilirsiniz. Vertical elements'e tıklayalım. Horizontal elements'e tıklayalım. Ya da annotate stationing'e tıklayalım. Apply diyelim. Close diyelim buna. Mesela şurada bir move yapmaya kalktığımız zaman bak şu bitiş noktasının kilometresini görüyor musunuz? Nasıl değişiyor? Artıyor, azalıyor. Dinamik demek bu demek işte. Hani yazılar dinamik olarak değişsin diye ayarladım. Şu options'tan bunları siz de ayarlayarak özelliklerini değiştirerek siz de çalışabilirsiniz. Close diyelim. Hani bunu da göstermek istedim size. Bu da önemliydi. Şimdi burada yatay güzergah yataya sağ tık yapıp check integrity dediğimiz zaman herhangi bir problem var mı yok mu bunları buradan öğrenebiliyoruz. Yine güzergahımız nasıl devam etmiş işte aliman, kurp, aliman, kloteit, kurp vesaire. Hani bunları görürüz. Eğer bir problem varsa şurada kırmızıyla çıkar. Tekrar göstereyim. Şurada geometrinin üstüne gelin. Yataya tıklayın. Check integrity deyin. Burada hata var mı yok mu görürsünüz. Düşeyde var mı aynısı? Varmış. Check integrity. Buradan da yine hata var mı yok mu? Kırmızı sembolle size gösterir. Direkt kırmızıyla görürsünüz.
Kontrolleri de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. Hani önce arazimizi bir önceki derste hallettik. Bu derste de geometrimizi hallettik. Evet, boy kestimiz bence güzel bir boy kesti oldu. Bu kadar engebeli olmasına rağmen yine çok da öyle kötü bir kaz dolgu diyagramı çıkmadı. Boy kestimiz de güzel çıktı. Bunları oluşturduk. Bundan sonra tip kesit tasarlayıp yol koridorumuzu oluşturacağız. Böylece yolumuzun ana elemanlarını bitireceğiz. Bir dahaki derste tip kesiti anlatacağım. Tip kesit de Inroads'ta bayağı detaylı. Onu diğer derste detaylarını size göstereceğim. Şimdilik bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.